Hey! Hey! Kiloda Fares Sağu ve Ali Göktürkmenli karşı karşıya gelecekler. İşte bu şekilde yüz yüze gelmişti iki sporcu. Başladık. Fares Sağu ve Ali Göktürkmenli karşı karşıya. Siyah ve yeşil renkli şortuyla Fares Sağu'yu, düz siyah şortuyla Ali Göktürkmenli'yi takip ediyoruz ringde değerli izleyenler. Tabii şimdi bu bir turnuva maçı. Bu maçın galibi bu gecenin sonunda bir karşılaşmaya, bir müsabakaya daha çıkacak, finale çıkacak. Bunu hatırlatalım. Bu yüzden de bu maçı olabildiğince hızlı bir şekilde, olabildiğince yorulmadan, olabildiğince az hasar alarak bitirmek sporcular için de önemli olacak. Ersan Hocam bakalım hızlı bitirmeyi başarabilecek mi maçı? Ali Göktürkmenli veya Fares Sağu hep birlikte göreceğiz. Evet. Ali Göktürkmenli biraz daha hızlı başlayan taraf. Değerli izleyenler, şu ana kadar üstüne gitti rakibinin bir kontra sol denemesi var rakibinin karaciğerine doğru. Fares Sağu'dan, Ensar Hoca'dan da uyarılar var Ali Göktürkmenli'ye maçın daha ilk dakikası içerisinde. Ali Göktürkmenli iki galibiyet bir mağlubiyeti var profesyonel kariyerinde ama aldığı galibiyetlerin ikisini de nakavtla elde etmiş bir isim. Karşısında Fares Sağu 7 galibiyet bir mağlubiyetle geldi. O 7 galibiyet üçünde rakiplerini nakavt etmeyi, maçı erken bitirmeyi başardı. Yine karaciğere doğru güzel bir darbe, ardından çeneye doğru çıktı. Hem vücuda hem çeneye doğru çalışıyor Cezayirli sporcu şu ana kadar. Ali Göktürkmenli'ye karşı hem vücuda hem kafayı kullanacağını şimdiden göstermiş durumda. Ali Göktürkmenli biraz daha çeneye hedefliyor ama isabetli darbeler bulmayı başardı şu ana kadar. Kılıç pozisyonunda araya girdi Ensar Hoca, tutmaması lazım sporcuların ve tekrar başlıyoruz ringin ortasında. Low kick. Rakibinin bacağına doğru çalıştı. Şimdi ters ayağıyla yukarı doğru çıkmak istediği bir ön tekme daha geldi Ali Göktürkmenli'den. Pres yapma çabasında olan bir Fares Sağu var. Distansı olabildiğince korumak istiyor ona karşı. Ali Göktürkmenli. Biraz daha rakibin üstüne gidiyor burada Fares Sağu. Şimdi soluyla yine güzel geldi. Yumruk kombinasyonlarında bahsettiğimiz gibi hem vücudu hem gövdeyi hem de kafayı çeneyi kullanma çabasında Cezayirli sporcu. Ensar Hoca bir ufak araya girdi. Süreyi durdurdu şu anda. Enseye vurmaması gerektiği konusunda net bir uyarısı var Ali Göktürkmenli'ye. Bir daha olması halinde puan keseceğini iletti Engin Ensar Atılgan. İkranın son dakikası içindeyiz değerli izleyenler. Yine bir tekme geldi Ali Göktürkmenli'den. Fares Sağu üstüne gitmeye çalışıyor. Sol çıkarmayı başardı. Dönerek geldi Ali Göktürkmenli. Rakibini gafil avlayabilirdi. Hiç fena bir deneme değil ama istediğini alamadı. Son 25 saniyedeyiz artık. Sol direkt sağ kroşe karşılık geldi. Middle kick'le bitirdi kombinasyonu. Bir middle kick daha. Fares Sağu'dan. Şimdi sol çıkarmayı başardı burada Fares Sağu. Ve ilk round'un sonuna geldik. Ersan Hocam güzel bir ilk round'da başladık. Kıran kırana bir mücadeleyle başladık. Evet, neler söyleyeceksiniz ilk round hakkında? Ortada bir rahatlı diyebiliriz. Fares Sağu daha kuvvetiyle dövüşen, knockout arayan sporcu. Ali Göktürkmenli de buna rağmen çok hızlı, hareketli bir sporcu. Şu anda herhalde Ali Göktürkmenli biraz daha onun yorulmasını bekliyor. Yani sonuç çok belli bir maç değil, tahmin edemiyorum yani. Evet, ilk round'dan görüntüler de ekranlarımızda zaten şu ana kadar oldukça ortada geçti. Karşılaşmanın ilk round'u değerli izleyenler. Şimdi tabii ama sporcular biraz tanıdı hocam birbirlerini. Köşelerde gördüler rakip sporcunun ne yaptığını, kendi sporcuların ne yaptığını, ne yapamadığını. Onlar da tabii gereken talimatları verecekler sporcularına. İkinci round'da biraz daha boşlukları görmüş ve onlara aslında hedef alan sporcular görmemiz daha yüksek olasılık. Fares Sağu daha önceden bizde bir iki defa dövüştü, hatta bizde kemer de kazandı. Sert bir sporcu, denk geldiği zaman etkili vuruşlar yapabiliyor. Ama Ali Göktürkmenli de dediğim gibi çok hareketli ve tecrübeli bir sporcu. Yani hocam turnuvaya bakıyorum,
Hani diğer maçta da Ali Osman ve Galip Unay var. Hani baktığımız zaman 4 sporcunun 4'ünün de bu turnuvayı kazanma ihtimali çok yakın, evet, geliyor bana. Evet, çok denk bir turnuva açıkçası yani. Hangisi kazanacak ben tahmin edemiyorum. O yüzden çok keyifli, çok heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler. Bu maçın galibi finale yükselecek ve Ali Osman Galip Unay müsabakasının kazananıyla finalde kozlarını paylaşacak. Tokat'ta kemeri kazanmak için, turnuvanın galibi olmak için. İkinci raunda hazırız. Ve mücadelemiz başladı. Bakalım ikinci raunda sporcular neleri değiştirecekler. Cezayirli sporcu Fares yine biraz daha presli ve güçlü olma çabasında. Ali Göktürkmenli'den güzel bir diz geldi. Sağ çıkardı, ardından middle kick. Yine güçlü geldi burada Fares'a ama sağ kroşe middle kick kontrası geldi. Sol kroşe isabetli. Şimdi bir low kick var Ali Göktürkmenli'den. Fares sağ üstüne gitti rakibinin. Tekmeler karşılıklı, genelde blokta kaldı bu tekmeler. Karşılaşmanın bu bölümünde Fares şimdi üstüne gidiyor Ali Göktürkmenli'nin. Köşeye doğru bir sıkıştırdı. Ali Göktürkmenli darbeleri aldı ama şimdi tabii araya girdi Ensar Atılgan. Sağ direkt sol kroşe, bir sol kroşe daha. Kombinasyonlar gayet iyi. Ali Göktürkmenli kapandı. Kontrayı arıyor bu sol kroşe. Alına doğru. Fares sağdan geldi. Şimdi süreyi de durduruyor burada Ensar Atılgan. Evet, ben durun dediğinde, ayrılın dediğinde bir adım geri atın talimatını veriyor. Karşılaşmamız devam ediyor kaldığı yerden. Kontrol Fares. Bir kez daha tekmeleri kullanma çabasında Ali Göktürkmenli. Ensar Hoca'nın köşeye de bu uyarısı var. Kontrayla geldi yine vücuda sol. Ardından kombinasyon devamını getirdi. Fares Sao'dan bir diz. Öncesinde Ali'nin dizi vardı. Karşılıklı dizler geldi. Bu yumruk kombinasyonunda, özellikle yumruk kombinasyonlarında üst üste iki solu bolca kullandığını gördük Fares Sao'nun. Boksunu şu ana kadar Ali Göktürkmenli'den daha iyi kullandığını söylemek mümkün açıkçası ama bu tabii ki bir kickboks karşılaşması. Bunu da izleyicilerimiz hatırlaması gerekiyor. İki sporcunun da tabii tekmelerini bolca kullandığını göreceğiz. Geçen son dakikasındayız. Yine bu kariyer çok çok iyi geldi. Bir sol isabetini çeneye doğru buldu. Ardından dizi arıyor Fares Sao. Biraz daha Ali Göktürkmenli dizi kesmeyi başardı Cezayirli sporcu. Müsabakanın ikinci raundunda. Low kick isabeti. Bacağa doğru geldi. Bir anda dengesini kaybetti burada Ali Göktürkmenli. Karşı tekmelerle başladı bu karışma. Tekrar şimdi sarıldı sporcular. Fares Sao'nun birazcık daha fazla sarıldığını söylemek mümkün. Yani uygun pozisyonu kaybettiğinde birazcık daha oyunu kilitlediğini söylemek mümkün açıkçası burada. Ensar Hoca da bu konuda uyardı kendisini. Şimdi sol direk, ardından low kick güzel geldi. Ali Göktürkmenli kroşe kontra boşluğunu buldu, gördü. Maçın devamında da bunu değerlendirme şansı olacak. Bir de puan kırıyor şu anda Ensar Atılgan. Fares Sao'dan. Ve mücadelenin ikinci raundunda sonuna geliyoruz böylece. Ersan Hocam, şimdi aslında Fares Sao'nun üstünlüğüyle geçen bir ikinci raundtu. Ama en son bölümde gelen o puan cezası aslına bakarsanız biraz daha işi denge getirdi. Evet tabii, dengeledi. Şu anda Fares'in kroşeleri, low key var net bir tane. Birkaç tane kroşesi var. Ama dediğiniz gibi aldığı puan cezasıyla şu anda round eşitlenmiş oldu. Yani şu anda roundlar eşit diyebiliriz. İlk iki round eşit diyebiliriz. Bu round kazananı gösterecektir. Kesinlikle öyle. Cezayirli sporcunun da biraz yaptığı kural hatasıyla birlikte emekleri de boşa gitmiş oldu aslında. Çünkü gerçekten üstün götürdüğü bir ikinci round izlemiştik. Gerek boksuyla gerek işte o çok net bir low kick'i vardı hemen bizim önümüzde olan, söylediğiniz gibi. Şimdi her şey üçüncü rounda kaldı. Bu Ali için de bir fırsat. Ali Göktürkmenli için de bir fırsat. Fares Sao da tabii aynı tempoda devam ederse o da maçı üstün götüren taraftı şu ana kadar. Bakalım neler olacak. Son 3 dakika çok kritik olacak. Evet. Bu son round belki de maçın galibini belirleyen round olacak.
Tokat'tayız değerli izleyenler. 14.sünü düzenliyor Ersen Turan. Bu organizasyonun ve Kanal Tokat alanında açık havada. Hakikaten ortamda çok ama çok güzel. Tokat halkından çok ciddi bir ilgi olduğunu da söylemek mümkün gerçekten Ersen Hocam. Evet, Tokat halkımız çok seviyor kickboks sporunu, evet, branşını. Gerçekten çok ama çok keyifli bir ortamdayız burada ve 3. rounda başladık. Şimdi Ali Göktürk-Benli maçın ortada olduğunun farkında, o puan cezasıyla birlikte kendisini göstermesi lazım. Bir low kickle rakip üstüne gelirken kurtulmaya çalıştı. Tekrar ortaya doğru döndük. Direk yumruklar biraz daha aktif olmaya çalışıyor. Biraz daha ilk atağı yapmaya çalışıyor buralarda Ali Göktürk-Benli. Fares Ağyün'e gitti rakibin üstüne. Sol yumruğunu özellikle çok iyi kullanıyor. Sol kroşelerini vücuda ve kafaya çok iyi kullanıyor. Maçın başından bu yana onları da çalıştırmaya devam ediyor kendisi. Şimdi bir high kick. Blok almayı başardı. Göktürk-Benli kendinden low kick vardı ama tekrar Fares Ağyün baskıyı yaptı. İş kılınca dönüşünce de tekrar Ensar Atılgan araya girdi. Maç çok iyi. Çok zor bir maç. Geri kullanmaya çalışıyor rakip kendisine yaklaşırken özellikle. Ali Göktürk-Benli. Mesafenin bu kadar kapanması, Cezayirli sporcunun bu kadar fazla pres yapıyor olması tabii çok işine gelmedi onun. Yine çok iyi geldi iki solla birlikte. Önce karın boşluğunu ardından yine çeneye doğru çıktı Fares Sağu. Ama tabii çok fazla da uyarı almaya devam ediyor. Engin Ensar Atılgan'dan. Bir puan cezası daha alırsa burada Fares Sağu elindeki maçı kaybedebilir. Çünkü şu anda yine bir adım daha önde olduğunu söylemek mümkün. Tabii Ali Göktürk-Benli ikinci round'dan daha iyi bir üçüncü round çıkartıyor şu ana kadar. Fares Ağun'un biraz daha oyunu kilitleme çabasındaki bu taktiğini yalnız çözmesi lazım ve bunu çözmek için de çok vakti kalmadı açıkçası. 1 dakika 10 saniyesi var. Sert yumruklarını o da konuşmaya başladı. Oy. İsabeti geldi. Ali Göktürk-Benli karşılaşmanın son dakikasında vitesi arttırma çabasında, rakibi de yorulmuş durumda artık iyice. Ensar Atılgan süreyi durdurdu. Oo, ceza. Ve bir ceza daha gelecek. Bir puan ceza daha geliyor Fares Sağu'ya. Şimdi işler down. İyice karıştı hocam yani. İki puan ceza aldığınız maçtan geri dönüp kazanmak çok kolay bir şey değil. Evet. Son dakikaya kalmış olabilir her şey Fares Sağu için. Ali Göktürk-Benli'den güzel yumruklar. Sert bir sol kroşe çıkardı burada. Fares Sağu, Ali yine kroşelerini kullanmaya çalışıyor. Kroşede biraz kilitlendi mücadele. Son 40 saniyedeyiz artık. Middle kick isabetli. Rakibini yere doğru attı burada Fares Sağu. Yalnız bunu da yapmaması lazım. Okay, bir puan daha kesilirse artık maçı kazanma şansı kalmayacak kendisinin. This is last chance. Disqualification is coming. Ensar Hoca yaptı uyarısını. Okay. Please. Time. Fight. Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Knockout istiyor artık. Son saniyelerde her iki sporcu da. Knockout'u da bulmak durumundalar tabii ki. Şimdi 3 roundu da kazandıysa burada hakemlerin gözünde Fares Sağu hala bu cezalara rağmen üstün çıkabilir bu maçta. Ali Göktürk-Benli'nin hala kendini göstermesi gerekiyor açıkçası. Tekmeler geldi karşılıklı. Ve müsabakamızın sonuna geliyoruz. Şimdi Ersen Hocam, ilginç sonuç bizleri bekliyor açıkçası. Bakalım hakemlerimiz nasıl yorumlayacaklar karşılaşmayı. Evet, biraz daha çok vuran taraf Fares Sağu. Ama buna rağmen bir tane ceza aldı. Ama ona rağmen de bilmiyorum yani nasıl bir karar çıkar. Dengede ekstra round da diyebilirler veya Fares Sağu'ya da verebilirler. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Eğer cezalar olmasaydı Fares Sağu'nun aldığı bir maç bu. Evet. Ama 2 puanlık o ceza çok şey değiştirecek. Hem 2 hem 3. round'da cezaları aldı çünkü. Evet. Yani çok şey değiştirecek o cezalar. Bakalım göreceğiz. Yani sonuç olarak üstün gözükseniz de maçta kurallara uygun dövüşmeniz lazım. Ring hakeminiz de sizden puanları keser böyle bir durumda. Bakalım puanlar toplandığında nasıl bir sonuç çıkacak. Ersen Turan'ın da bahsettiği gibi yani şu anda her ihtimal bence masada. Fares de kazanabilir, Ali Göktürk-Benli de kazanabilir. Ekstra round'a bile gidebiliriz. Evet. 3 ihtimalli bir maç denir ya hocam futbolda özellikle. Gerçekten 3 ihtimalli bir sonuç var şu anda güzel karşımızda. Güzel bir maçtı, güzel bir maç. Yani her ikisi de kazansa finalde güzel maç olur diğer maçın sonucuna göre. Kesinlikle öyle. Evet, görüntüler de ekranlarımıza yansıdı değerli izleyenler 3. round'dan ve şimdi karşılaşmanın sonucu ringe ulaşıyor. Sonuç evet. Şenol İpek'te. Bakalım kim kazanmış, biz de öğreneceğiz. Valla gerçekten muhteşem bir maç değil miydi? Tokat! Alkışları görelim. Evet. Gecenin ilk maçı Ersen Turan organizasyonda
Self ESVT sponsorluğunda gerçekleşen gecenin ilk maçında 3-0 3-0 Ali Göktürk Benli. Ali Göktürk Benli kazandı karşılaşmayı değerli izleyenler. Yani bolca bahsettik. 2 puan ceza aldıktan sonra oradan dönmeniz çok zor gerçekten. Ali'nin bir round kazanması bile aslında finale çıkması yetecekti o cezaların ardından ve bunu da kendisi başardı. Evet, şimdi tabii ki ödül töreni gerçekleşecek. Tabii Ali Göktürk Benli'nin bir maça daha çıkacağını bu gece hatırlatalım. Evet, gerçekten siyaset dünyamızın kıymetli isimlerinin bizlere bu şekilde destek vermelerine gerçekten bizler de teşekkür ediyoruz Sayın Milletvekilimize. Evet, sporcularımıza, sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Büyük alkışlar Ali Göktürk Benli'ye gelsin. Ali harikaydın gerçekten. Evet. Evet, sıradaki maça geçiyoruz.